Günaydın. Bugün 19 Ekim 2022 Çarşamba, Dünya Gözüyle karşınızdayım. Ben Tülin Daloğlu. Bugün önemli bir başlığı tartışacağız. Kimle tartışacağız? Emekli Büyükelçilerimizden Fatih Ceylan'la. Fatih Ceylan aynı zamanda emekli büyükelçilerin ekseriyette bir araya geldiği bir düşünce kuruluşunun da başkanı ve benim de üyesi olduğum bir düşünce kuruluşu, o da Ankara Politikalar Merkezi. Sayın Ceylan, hoş geldiniz. Hoş bulduk Tülin Hanım. Davetiniz için teşekkür ediyorum. Sağ Ben olun. teşekkür ediyorum. Şimdi Ankara Politikalar Merkezi'nde siz bir çalışma paylaştınız ve bu çalışmanın başlığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsiliyeti olan partilerin dış ve güvenlik politikalarını karşılaştırmalı olarak ele aldınız. Biz de hakikaten merak ediyoruz, bu partiler birbirlerinden nasıl farklılar veya aynı oldukları noktalar nelerdir diye. İlk önce arzu ederseniz ben hani sözü size bırakayım ve öncelikli olarak siz bu çalışmanızdan hani ne gibi bir izlenim aldınız? Bir genel bir izleniminizi alalım. Ondan sonra adım adım birazcık daha detaylara gidelim. Buyurun. Teşekkür ederim. Bu çalışma 22 Eylül'de yayınlandı. Bahsettiğiniz gibi Ankara Politikalar Merkezi'nin web sayfasında yayınlandı. Şimdi niçin böyle bir çalışma yapma gereğini duydum? Onu belki izah etmekte fayda var. Türkiye'nin dış ve güvenlik politikalarında özellikle son dönemde karşılaştığı sınamalar, meydan okumalar ve ciddi meselelerde parti yetkililerinin çeşitli vesilelerle birçok yerde dile getirdikleri hususlar var ve uygulamalar var. Şimdi bunun nesnel bir temelde, olgusal bir açıdan incelenmesi bence gerekiyordu. Çok değer verdiğim bir akademisyenimiz var. İsmi bende saklı kalsın. Bu çalışmanın sonuna doğru kendisiyle temas kurduğumda şöyle bir ifadede bulundu. Ne yazık ki dedi, akademi camiası meta teorilerle uğraşmak yüzünden bu tür dünyevi meselelere eğilmeye fırsat bulamıyor dedi. Halbuki bizim toplumumuzun önemli bir bölümünü, hatta hemen tümünü etkileyecek dış ve güvenlik politikaları konusunda parti programlarını esas alan bir çalışmanın yapılmamış olması bence büyük bir eksiklikti. Ben bir literatür taraması yaptım. Eğitim konusunda bir çalışmaya rastladım. Akademi dünyasında yapılmış. Ama onun dışında parti programlarının çeşitli bölümlerini ele alan herhangi bir çalışma maalesef en azından akademik bilimsel açıdan karşılaştırmalı olarak yapılmamış. Bu beni böyle bir çalışma, bir analiz yapmaya itti. Elbette ki nihayetinde bu analizin sınırları yazılan makaleyle kısıtlı. Bunun daha da geliştirilmesi bence gerekir ve akademik dünyanın buna el atmasında ben şahsen yarar görüyorum. Şimdi makalenize geri dönelim ama şunu da mesela ben onu okuduğumda çok önemli buldum makalenizi. Öncelikle kaleminize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz böyle bir araştırmayı yaptığınız için. Ama Türkiye'de algı her şeyidir. Gerçi hani bu dünyada böyle bir marka oldu. Algı her şeyidir deniyor ya. Halbuki algı her şey değildir. Gerçekten bunun bir içeriğine bakıp o içerikte neler var, neler yok, onlara bakmak gerekiyor. O anlamda içeriği konuşmak çok önemli. Evet. Fakat bu algı her şeydir kavramından yola çıkarak yıllar yılı deniliyor ki iktidar ne yaparsa muhalefet partileri de iktidarı takip ediyorlar. Bir bu. İkincisi, hani biz de bu programda çok defa dile getiriyoruz. İç politika ve dış politika birbirine karıştırılacak iki mevzu değildir. Dış politika çok daha hassas bir konudur. Güvenlik politikası da aynı şekilde. Güvenlik politikası da aynı şekilde. O yüzden dış politika ve güvenlik politikalarını birlikte çalışmanızın da zaten bir manası var. Fakat hani orada baktığımızda da şimdi o detaylarına geleceğiz ya, hem algı her şeydir kavramından bir baktığımızda hani bu çalışmayı orada önemli buldum. Çünkü orada neler aynı neler farklı birazdan konuşacağız. İkincisi de hani iktidar ne yaparsa muhalefet de aynısını yapıyor
ifadesi aslında içeriye baktığınız zaman ayrışabilecek bazı başlıkları da beraberinde getiriyor diyeceğim. Öyle değil mi? Hani bir şu genel çizgiyi almak açısından soruyorum bunu. Anlıyorum. Sahadan gelenler ve araştırmaya meraklı olanlar algılar yerine olgularla uğraşmayı tercih ederler. Ben o ekoldenim. Çünkü istediğiniz kadar algı yaratın, nihayetinde insanların pratik yaşantılarında neler gördükleri, neler deneyimledikleri ortada. Bunu ekonomiye de teşmil edebilirsiniz, siyasete de teşmil edebilirsiniz, elbette dış ve güvenlik politikasına da çerçevesine de ele alabilirsiniz. Dolayısıyla ben bizim bir yandan algıları ele alırken öbür yandan asıl odak noktası olarak olgulara yönelmemizde fayda görüyorum. Çalışmanın zaten ekseni de olgu temelli bir analizdi. Şimdi bu açıdan baktığımızda şöyle ifade edelim. Bir şeyi ayırmak lazım. Yani iktidarda bulunanlar ile muhalefette bulunanları arasına bir çizgi çekilmesine fayda var. Çünkü iktidarda bulunanlar aynı zamanda uygulamaları da yapanlar. Yani onların hem söylemlerinin hem uygulamalarının gözetilmesi, ele alınması, değerlendirilmesi gerekir. Muhalefet açısından ise bir söylem bütünlüğüne bakmamızda fayda var. Çünkü onlar iktidarda değil. İktidarı etkilemeye dönük önerdikleri hususlar veya kullandıkları söylemler bütünlüğü içinde analizi yapmak gerekir. Bu çizgiyi çekelim de bir yanlış anlam olmasın. Şunu ifade edeyim Tülin Hanım, ben hiçbir siyasi partiye üye değilim. Ve bu çalışmada da partiler üstü bir yaklaşımın esas alınmasının daha doğru olacağına inandım. O veya bu partiye tırnak içinde söylüyorum çiçek atmak amacıyla yazmadım ben bu yazıyı. Bu yazıyı yazarken de onu da ifade edeyim, etik olmak adına çok sevdiğim bir meslektaşımın ODTÜ'de son sınıf öğrencisi, uluslararası ilişkiler son sınıfı destek aldım. Bazı tabloların oluşturulmasında, metin içinde, keza referansların yerli yerine oturtulmasında sevgili Ece Şölendil'e de bu vesileyle teşekkürlerimi yinelemek isterim. Evet, orada hemen parantez açalım. Benim de mesela bu programı hazırlarken bir asistanım var, sevgili Anıl. Onlar olmadan olmuyor. Siz, tabii. Eminim bakanlıkta da sizden sonraki gelen pek çok diplomatı yetiştirdiniz. Bizler de öyle. Bu iş böyle birbirimizle paslaşarak ve birbirimize hem birikimlerimizi aktararak hem de işte bir diğerini yükselmesine de tabii aracı olarak gidiyor. Tabii. Herkes doğrudur. O görevi devrederken kendi birikimini de bir sonraki gelecek olana aktarması gerekiyor. O yüzden bu çok normal bir şey. Doğrudur. Şöyle bir çerçeve belirledim. Bir kere Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen partilerin hepsini bir şekilde dış ve güvenlik politikalarına programlarında nasıl yer verdiğine baktım. Bir de tabii son dönemin olgusu olan altılı masada yer alan, yani mecliste olmamakla birlikte altılı masada yer alan partilerin programlarını da inceledim. Bir ilave unsur olarak da çok sık çıkmasalar da zaman zaman medya organlarında gördüğümüz partilerin programlarını da ele almayı tercih ettim. Dolayısıyla aslında 14 partinin dış politikalar programlarının dış ve güvenlik bölümlerini inceleyip karşılaştırmaya çalıştım. Dolayısıyla bu yazıda bu metodolojiyi izledim. Peki şimdi o zaman sizin yazıyı ben de kendime rehber alayım. Tamam. İlk olarak uluslararası kurum ve kuruluşlar demişsiniz ve bütün bu partilere hani bir bakmışsınız. Ama orada ben bir şeye çok takıldım. O yüzden onunla başlangıç yapacağım ama siz orayı bize anlatın. O da Saadet Partisi ile ilgili bir paragrafınız var. Saadet Partisi'nin NATO üyeliğini de İslam ülkelerine karşı düşmanca bir tutum sergilediği için eleştirdiğini söylüyorsunuz. Fakat tırnak içerisinde bu tutumu şu ifadelerle görmek olası diyorsunuz. Saadet Partisi'nin herhalde bu parti politikasından aldığınız bir alıntı. Programından. Türkiye'nin
kendi tarihi hinterlandı ile ilişki kurmasını engelleyecek hiçbir uluslararası organizasyona dahil olmasını doğru bulmamaktayız. Ben bu ifadede takıldım Sayın Ceylan. Bunu bize biraz açmanızı rica edeceğim. Bu hinterland dediğinde o hinterland nedir? Net mi? Türkiye'nin değerleri olarak baktığımızda ya da Türkiye'nin bir devlet yapılanması olarak baktığımızda nasıl bir duruş algılıyor Saadet Partisi? Bu hinterland'da ben anlamadım. Birazcık bize açar mısınız? Açayım. Hemen şunu da vurgulayayım başta. Bu işe, bu konuya girmeden evvel Tülin Hanım, müsaadenizle. Parti programları uluslararası kurum ve kuruluşlardan bahsettiniz. Ona bakış açısından. Tabii bunun bölgesel bakış açıları da var. Ülke bazında ortaya konan görüşler, tespitler, hedefler var. Bir de kıtasal mercek var. İşte Latin Amerika diyor, Uzak Doğu diyor. Orada çok keskin ayrımlara gitmemişler. Yani bir taraftan ve çeşitli ülkeler bazında tabii. Ülkeler, bölgeler, kıtalar ve kıta içinde nüanslar getirenler var. Yani onu alt bölümlere ayıranlar var. Bir de uluslararası kurum ve kuruluşlar. Şimdi sizin bahsettiğiniz bölüm uluslararası kurum ve kuruluşlarda. Evet, benim de dikkatimi çektiği için zaten bu husus buraya koydum. Şimdi bu hinterland meselesi aslında benim görebildiğim kadarıyla yaşım itibariyle de bunu bilecek durumdayım. Bu milli görüş geleneğinden gelen ekolde bu hinterland konusu vardır. Ve buradan yola çıkarak da aslında işte Türkiye'nin tarihi hinterlandı derken ana eksen olarak İslam ülkeleriyle ilişkiler ve o ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi hedeflenir. Saadet Partisi'nin programı da zaten ağırlık burada. Baktığımızda, okuduğumuzda programı daha ziyade ve öncelikli olarak İslam ülkeleriyle ilişkilerin ilerletilmesi orada ağırlık kazandığını görüyoruz. Türkiye'nin interlantı her yerdedir. Yani Türkiye'nin interlantı sadece doğuyla veya doğudaki medeniyetlerle sınırlı değildir. Veya İslam ülkeleriyle sınırlı değildir. Bunu görmek lazım. Zaten ilerleyen bölümlerinde programın Balkanlara geldiğinde örneğin oradaki ülkelerle ilişkilerin de geliştirilmesi vesaire bahsediyor ve bayağı yani iddialı hedefler ortaya koyuyor. Ben o zaman soruyu sorarım. Balkanlar ne, hangi interlantta diye sorarım. Şimdi Batı tabii. Şimdi dolayısıyla şunu bence şey yapmak lazım. Bu hinterlandı iyi tanımlamaları lazım. Neyi kastediyorlar? Aslında aşağı yukarı biliyoruz. Daha ziyade doğuya dönük bir bakış açısı burada ve doğuda da aslında Balkanlar boyutu itibariyle de oradaki Müslüman toplulukların, toplumların odak alındığı bir şey. Halbuki biz civarımızdaki bütün ülkeleri içlerinde barındırdıkları bütün toplulukları itibariyle değerlendirmek, yani bütüncül bir çerçeveye oturtmak zorundayız. Dolayısıyla sadece dindaşlığı esas alacak bir anlayış Türkiye Cumhuriyeti'nin bu oynak ve son derece istikrarsız coğrafyada tercih edeceği bir yol olmamalıdır. Biz baktığımızda bütünü görmek zorundayız. Elbette etrafımızda çeşitli yerlerde yaşayan soydaşlarımızın ve tarih boyunca bizlerle kültürel olsun, diğer açılardan olsun ilişki içinde olan ve Türkiye'ye dikkatle bakan, ne yaptıklarını dikkatle izleyen bizim topluluklarla da ilişkilerimizi sürdürmemizde fayda var ama bu toplulukları da bir bütünlük içinde görmek bence çok önem taşıyor. Evet, ben izleyenlerimizden bir küçük özür dileyeyim. Çünkü ben hemen böyle bir anda hinterland diye atladım. Fakat dış politika okuyucuları içinde işte belli anahtar kelimeler oluyor. Ve o anahtar kelimelere hakikaten bir anda duyarlı oluyoruz. Ve oradan sohbeti başlatıyoruz. Bu hinterlandı niye önemsediğimizi istiyorsanız olur, siz anlatın. Hani ben de anlatabilirim ama siz anlatın. Çünkü o hakikaten önemli. Türkiye'nin anlamını, tanımını, değerlerini, devlet olarak duruşunu bahsediyor. Bir de siz zaten o bölüme giriş yaparken hangi partiler Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh ilkesiyle o dış politika bölümlerine başladıklarını ve hangilerinin de onun dışında olduklarını da aktarmışsınız. Bir de onu alalım sizden. Buyurun. Tabii. Bana göre Türkiye'nin hinterlandı her istikamettedir. Her coğrafi istikamettedir. Bunu bir coğrafi istikametle kısıtlamak Türk dış ve güvenlik politikasına
bence çok büyük bir sınır getirir. Bizim bu sınırı ötesinde düşünmemiz lazım. Kuzey de bir interlanttır bizim için. Güneyimiz de interlanttır, doğumuz da interlanttır, batımız da interlanttır. Dolayısıyla interlant derken neyi kastettiklerini iyi tanımlamaları lazım gelir. Şöyle bir anlayış var orada. O cephede öyle söyleyelim. Aslında zaten sınır yoktur. Özellikle tarih boyunca ilişki içinde olduğumuz Müslüman topluluklar ve ülkelerle bir sınır yoktur. O sadece sanal bir sınırdır. Dolayısıyla kültür açısından bir sınır yoktur anlayışı vardır. Bakın sınırların ne kadar önem taşıdığını biz son gelişmelerle çok net olarak gördük. Kesinlikle. Ve bunları söyleyenlerden bazıları, isimlere girmeyeyim, ben iç politikayı tabii ki takip ederim ama isimlere girmeyeyim. Bunları söyleyenlerden bazıları ondan sonra sınırın ne kadar fiziki sınırların ne kadar önemli olduğunu gördüler. Elbette kültürel sınırlar sonsuza kadar götürülebilir. Bütün dünyayı kapsayacak şekilde götürülebilir. Ama fiziki sınır ve fiziki sınırların korunması bir ulus devlet için olmazsa olmaz koşullardandır. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'e atıf yapan beş parti var ve sıklıkla yoğun şekilde bunlar benim gördüğüm kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi, doğal olarak tabii İyi Parti, Memleket Partisi, Zafer Partisi ve Deva Partisi. Demokrat Parti'yi de unutmayalım. Burada özellikle Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Zafer Partisi, Memleket, buralarda yoğun atıflar var. Deva'da da var ama o denli yoğunlukta değil. Atatürk'ün Türk dış politikası için rehber ilkelerinden biri olan yurtta sulh, cihanda sulh ilkesi çerçevesinde dış politikanın yürütüleceği ve Dışişleri Bakanlığı'nın da buna göre, bu ilkeye göre yapılandırılacağından bahseden partiler var. İşte İyi Parti gibi. Şimdi şunu ifade edeyim. Bu da Türkiye'de tartışılıyor. Efendim yurtta sulh, cihanda sulh pasif bir dış politikanın reçetesidir diyenler var. Yurtta sulh, yani yurtta barış, kutuplaşmadan uzak toplumsal huzura zemin oluşturan bir barış ortamını oluşturmak eğer pasiflik ise ben bunu kabul edemeyeceğim. Kusura bakmasın kimse. Cihanda sulh, yani dünyada barış şeyi de, bu da çok zorlu bir mücadeleyi gerektirir. Her şeyden evvel de kendi coğrafyamızdaki barış, istikrar ve huzuru hakim kılmaya dönük bir anlayışın temel alınmasını gerektirir. Tekrar bir isterseniz makarayı birazcık geri saralım. Şimdi hinterland konusuna isterseniz dönelim. Ben ona gireceğim ama size bir ara soru sormak istiyorum. Çünkü izleyenlerimiz de hani karşılaştırmalı yapıyorsak hadi şunu karşılaştırın tabii diyecekler. Şimdi dediniz ki Saadet Partisi milli görüş geleneğinden geldiği için onlar bu konuya öyle yaklaşıyorlar. Adalet ve Kalkınma Partisi de milli görüş geleneğinden geliyor. Şimdi hani az önceki söylediğiniz yurtta sulh, cihanda sulhe aykırı olan tabanda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçmen kitlesinde, hepsi için belki söyleyemeyiz ama bir kesiminde egemen ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bir ara ağzından çıkmış bir ifadedir bu. Yani bunun zayıf olduğunu ifade etmiştir. Şimdi bu anlamda baktığımızda ama Sayın Erdoğan'da gördüğümüz hani Saadet Partisi'nden farklı olarak NATO'yla hakikaten zorlu bir ilişki içerisinde, bir ara işte Şangay İşbirliği Örgütü dedi bir şeyler oldu falan filan, fakat en nihayetinde geldi ve NATO üyeliğini Türkiye için önemli olduğunda kaldı. Burada çok fazla hani bir gün öyle oluyor, bir gün böyle oluyor. Şimdi bizi izleyen sıradan vatandaş hani bunu anlarken sürekli herhalde bu bizim ittifak içinde olduğumuz ülkeler bize hep kötülük yapıyorlar. Bizi bir türlü kabullenmiyorlar bu ittifakın içerisinde ve bizim liderlerimiz de ondan bir öyle söylüyor, bir böyle söylüyor, ancak bu şekilde bu hikayeyi idare edebiliyorlar diye iyi niyetle hani düşünebilirler. Siz bunca zaman sonra hani emekli büyükelçi olarak, yani ömrünüzü dış politikaya adamış bir kişi olarak, bu algı süzgecinden geçip geldiğiniz noktada bizim ittifak üyesi olduğumuz,
işte NATO İttifakı, Avrupa Konseyi gibi Batı İttifakı'nın parçası aktörler. Türkiye'ye kasıtlı olarak kötülük yapan aktörler mi? Şimdi ya bir kere parti politikaları bunu söylüyor. Yani şimdi bunu net olarak artık koymamız gerekiyor sanırım. Bir kere bu tür soruları soran vatandaşlarımızın fırsat buldukları takdirde destekledikleri veya eleştirdikleri partilerin programlarını bizzat okumalarında ben yarar görüyorum. Bu çalışmayla da bir yerde ona davette bulunuyorum. Yani bir şeyi ele alırken söylemler kadar burada yazılı olanları da bakmakta fayda var. Ve bunun sahaya nasıl yansıtıldığının da izlenmesinde fayda var. Şimdi konuya NATO açısından bakacak olursak, Türkiye 1952 yılında Demokrat Parti iktidarında NATO'ya girmiştir. Üçüncü müracaatı üzerine NATO'ya girmiştir. İlk müracaatı Cumhurbaşkanı İnönü yapmıştır. Bu kabul görmemiştir. Özellikle İngiltere karşı çıkmıştır buna. Sonra Demokrat Parti iktidara gelince bir daha ikinci müracaat yapılmıştır. O da geri çevrilmiştir. İşte Kore Savaşı'nın çıkmasıyla birlikte Türkiye'nin Birleşmiş Milletler çerçevesinde oraya asker göndermesi ertesinde üçüncü müracaat kabul edilmiştir ve Türkiye Yunanistan'la birlikte NATO'ya girmiştir. Şimdi bir kere herhangi bir dünyaya bakarken, Batı dünyası olsun, kuzeyimizdeki komşularımız olsun, güneyimizdeki komşularımız olsun, doğuya uzanan kuşaktaki ülkeler olsun, bunları bir yekpare yapı olarak görmemek gerekir. Yani Batı'nın tümü böyledir, şöyledir, dolayısıyla bunların hepsi Türkiye'ye karşıdır. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey pratikte de yok. Neden olmaz onu da söyleyeyim. Çünkü ülkeler temelde kendi ulusal çıkarlarına göre hareket ederler. Dolayısıyla o ulusal çıkarlar optiğinde Türkiye'ye yer varsa, Türkiye'ye karşı sürekli bir husumet politikası izlemezler. Çünkü o kendi ulusal çıkarların aleyhine olur. Hele böylesine kritik ve oynak bir coğrafyada bulunan ve üstelik Türk boğazlarını egemenliği altında bulunduran bir ülkenin ve tarih boyunca da çok büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir ülkenin öyle kolay kolay gözden çıkarılması mümkün değildir. Ama şu söylenebilir: Batı içinde çok çeşitli nedenlerle, tarihi nedenler olabilir, kültürel nedenler olabilir, dini nedenler olabilir, Türkiye'den haz etmeyenler, çevreler var mıdır? Vardır. Ve biz onlara odaklanırız Türkiye'de. Onlar şey. Peki dost çevreler hiç yok mudur? Dost çevreler de vardır. Bir de şunu da tekrar defalarca söyledik, yazdık ama bir kez daha belki altını çizmekte fayda olabilir. Şimdi sanılıyor ki işte NATO'da her şey çok kolay geçiyor, her şey çok kolay cereyan ediyor. Öyle değil. Şu an itibariyle 30, yarın öbür gün Finlandiya, İsveç katıldığında 32 üyeli bir teşkilattan bahsediyoruz. Sanılmasın ki her şey güllük gülistanlık ve de oy birliğiyle karar veren konsensüs ilkesine evet yani oydan ziyade görüş birliği diyelim, görüş birliği oluşturma diyelim. Oy deyince o da yanlış anlaşılıyor. Oylama yoktur çünkü NATO'da. Görüş birliğine varmanın öyle bir süreçtir o. Orada Türkiye dahil birçok ülke kendi ulusal çıkarlarının çerçevesinde ve o görüşlerin oraya yansıması için müzakere eder, mücadele eder. Şimdi bunu bir tarafa koyamazsınız. Destek gördüğümüz hususlar vardır, görmediğimiz hususlar vardır. Bu son dönemde yalnızlaştık, bölgemize de yalnızlaştık. Şimdi geri çevirmeye çalışıyorlar ama işte Mısır, İsrail... Suriye'de ne yapacaklar bilmiyoruz. Orayla ilgili de ilginç bir takım beyanlar vermeye başlandı son günlerde. Yalnızlaştık. Bir takım tehdit ve sınamalarla karşı karşıya kaldık. Ve bunların hepsinde müttefik ülkelerden anlayış ve destek bekliyoruz. Arzulanan ölçüde anlayış ve destek görülmediği
kamuoyunda yaygın bir şekilde böyle bir kanaat var. Evet. Ama o zaman şöyle diyorsunuz Sayın Ceylan, yani topyekün yekpare olarak Batı Türkiye'ye karşı diye algılamak yerine burada Türkiye'yi yönetenlerin dış politikasındaki attığı adımların da bu ilişkileri şekillendirmede etmen olduğunu hepimizin teslim etmesi gerekiyor. Elbette, ama bunu söylerken Batı'da Türkiye'ye karşı politikalar izleyen veya izlenmesini savunanları aklamak üzere söylemiyorum. Çünkü bu da bir olgu. Niye aklayalım? Ya biz aklamayız. Yani kim isterse yapar veya yapmaz ama aklamayız. Dolayısıyla resmin iki tarafına, madalyonun daha doğrusu iki tarafına da bakmak lazım. Şöyle bakalım. Öyle baktığımızda tablonu görüyoruz. Şu andaki tablo... Yani aslında bu neden biliyor musunuz? Başka bir şekilde Türkiye'de bu kader meselesi tartışılıyor ya. Şimdi o kader dediğiniz zaman hakikaten her şey çok kolaycılığa kaçıyor. Hani insanlara bunu aktarırken ve size soruyu sorarken ben hani o yüzden tam dediniz ya, iki tarafı da görün. O iki tarafı gördüğümüz zaman iki tarafın da sorumluluklarını eşit ölçüde konuya hani evet. Alaraktan bakmamız evet. Lazım. Yoksa kimseyi aklamak işimiz değil, anlamak işimiz. Anlıyor, aynen buyurun. Öyle. Doğru bir, enteresan bir deyim kullandınız. Bu maden faciasından sonra kullanılan bir kelimeye işaret ettiniz. Bu vesileyle o faciada hayatlarını kaybeden madencilerimize de Allah'tan rahmet diyelim, ailelerine de. Ailelerinde başı sağ olsun. Şöyle bakma, yani kaderi ilahi ve dünyevi olarak da tanımlamak mümkün. İlahi tanımlanmasında dahi görüş farklılıkları var. Yani ilahiyatçıların kendi aralarında kaderin ne olduğu ve nasıl tanımlanması gerektiğinde görüş birliği olduğunu söyleyemeyiz. Ama ben dünyevi tarafına tabii odaklanırım. O da şöyle. Şimdi Türkiye'nin kaderi ne? Bence Türkiye'nin kaderi her şeyden bağımsız olarak vatandaşlarına bütünüyle çoğulcu demokrasinin nimetlerinden yararlandıracak bireysel özgürlükleri, temel insan hak ve hürriyetlerini sağlayacak ve hukuk devletini bir hakkın işletecek bir düzendir. Bunun ondan bundan bağımsız olarak, kader olarak bunun belirlenmesi lazım. Türkiye'nin dünyevi kaderinde bu olması lazım. Bana göre yani de... Yani o kaderi de bizim yazmamız gerekiyor. Elbette. Zaten Cumhuriyet'in kuruluş değerlerine baktığımızda felsefesi budur. Yani çağdaş uygarlığı yakalayıp ötesine geçmek. Bunu modern bir temelde ve seküler bir temelde yapmak zaten hedef bu. Şimdi süre çok hızlı akıyor gidiyor. Hemen farklılıklar nerede diyeyim? Partiler arasında çok hızlı onları bize bir ayrıştırır mısınız? Şöyle bakalım. Yani genel siyaset yelpazesi içinde aslında aşina olduğumuz sağda da solda da aynı hususları burada görüyoruz. Bu programlara da yansımış olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla farklılıklara baktığımızda geleceğe dönük olarak belirlenen hedefleri ve ilkeleri esas aldığımızda tabii orada ayrışmaların ortaya çıktığını görüyoruz. Yine işte bu Türkiye'nin kimliği ve kaderi hangi doğrultuda belirlenecek? Bunun dış ve güvenlik politikasına nasıl yansıması olacak? Onlarda bir takım ayrışmalar ortaya çıktığını görüyoruz. Bir tanesinden bahsettik. Cumhuriyet'in kuruluş değerlerine atıf yapan ve bunu hayata geçireceğini savunan 5 partiden bahsettik. Diğer partilerde örneğin bunu göremiyoruz. Batı'yla ilişkilere baktığımızda orada da farklılıklar ortaya çıkıyor. Yani tabii ki her ülke ve kurumla ilişkide bunu hepsi yazmışlar. Karşılıklı saygı ve çıkarlar esastır. Bundan yana bir şey yok ama burayla kurulacak olan ilişkiler bütününü nasıl ortaya çıkartacağız? Buna bakmak gerekir. Bir de tabii belirli alanları öne çıkartan programlarda hususlar var. Çok genel hatlarıyla ve şematik olarak söylemek gerekirse mesela Batı eksenini geri plana iten ve diğer eksenleri yani kuzey, güney ve doğu eksenlerini Avrasya, ortaya
ortaya, ona geleceğim. Fakat daha enteresan bir şey söyleyeyim size. Şimdi aslında bir, seküler olduklarını bildiğimiz mesela iki tane parti var. Halkların Demokratik Partisi, HDP ve Türkiye İşçi Partisi TİP. Şimdi bunlara baktığınızda çok enteresan. Çünkü mesela HDP açısından baktığımızda diyor ki işte bu Batı'nın gelip de diyor böyle rejim ihraç etmesine falan biz karşıyız diyor. Ama biz biliyoruz ki Batı'da olup da Batı karşıtı fikirleri ortaya koyanlarla da fevkalade iyi ilişkiler içindeler. Tersi de söz konusu. Orada da kendi düzenlerine, Batı'daki kendi düzenlerine karşı olan çevreler HDP ile gayet iyi organik ilişkiler kuruyorlar. Bunu bir tarafa koymak lazım. HDP'nin iki şeyini de dikkate getirmek lazım. Yine etik açıdan bunu yapmak lazım. Mesela 1915 olaylarını soykırım olarak yazmış programına. Bunu açık net. Kıbrıs'tan diyor bütün yabancı güçler çekilsin diyor. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de çekilmesi gerekiyor. Ama orada mesela Adalet ve Kalkınma Partisi de Amerikan Başkanı Joe Biden bu açıklamayı yaptıktan sonra veya o açıklamayı yapıncaya kadar ki gelinen süreçte nasıl bir duruş sergiledi ve sonrasında ne şekilde hani konuştu, orayı da bakmak lazım. Ben pek bir reaksiyon görmedim. Geçen o şeyde açıkladığında işte 2021'de açıklandığında öyle çok ciddi bir reaksiyon görmedim. Yani biz daha fazla reaksiyon gösterdik. Vatandaşlar olarak daha fazla reaksiyon gösterdi. Şimdi sürede çok hızlı aktığı için şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben de siz bunu taradıktan sonra hepimize güzel bir rehber oldu. Çok teşekkürler tekrar çalışan. Daha da üzerine çalışanlar olmasını istiyorum. Evet, onun için de hani biz de buradan aracı olalım. Ama şunu sormadan bunu kapatmak istemiyorum. Yeni bir başlık açacağım ama şimdi altılı masa dediğimiz o altılı masa. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin hani dış politika olarak duruşlarını pratikte biliyoruz. Hani yazdıklarıyla pratikte yaptıkları arasında da bence farklılıklar ve nüanslar var. Siz de makas çok net gözüküyor. Evet. Programda yazılanları baktığınızda orada esas alınan ilkeleri ve hedeflere baktığınızda ve onu bizim bugün yaşamakta olduğumuz gelişmelerle bir arada ele aldığınızda çok açık bir makas olduğunu görüyorsunuz. Evet, yani kendi yazdıklarına kendileri uymuyor gibi gözüküyorlar ama pratikte onların ne olduğunu biliyoruz. Şimdi altılı masa için ise hani madem altısı birden hareket edecekler, bir ülkü çerçevesinde, bir değerler manzumesi çerçevesinde hareket edecekler. Ben bu yazdıklarınızdan onların dış politikasında ne gibi bir bütünlüğe geldiklerini anlamadım. İlk soruyu size o yüzden Saadet Partisi'nin programındaki hinterland kelimesi üzerinden sordum. Şimdi ben anlamadım acaba, yoksa hakikaten ortada bir şeylik mi yok? Birlikte oluşturabilecekleri bir dış politika manzumesine henüz daha ulaşamamış gibiler mi? Çünkü ben Sayın Kılıçdaroğlu'yla birlikte Amerika'ya gittim. Amerika'daki temaslarını takip ettim. Orada düşünce kuruluşlarında verdiği mesaj son derece netti. Türkiye Batı İttifakı'nın bir parçasıdır. S-400 meselesinde de Türkiye'nin en pahalı hurdasıdır dedi. Bu iki kelime işte hani bu şeylerden gidiyoruz ya, hani dış politika okuma açısından bazı anahtar kelimeler ve anahtar sorular. Her ikisinde de Sayın Kılıçdaroğlu Türkiye'yi amasız, mamasız Batı İttifakı'nın içinde tanımladı. Saadet Partisi başka bir şey diyor. Bu nasıl oluyor anlamadım. Hadi bunu bize özetleyin. Teşekkür ederim. Tabii yani şunu da yine etik olmak adına dile getirmekte fayda var. Bence Türkiye'nin temel rehberi zaten bilim ve ortak aklı çağdaş ölçütlerde hayata geçirmektir. Temel rehber bu. Bu neredeyse oraya bakarak biz dış ve güvenlik politikasının eksenini belirleyebiliriz. S-400 konusunda söylediği hususa baktığım zaman, yani kusura bakmasın ama daha evvel S-400'ler aktive edilsin diye açıklama yaptıkları da oldu Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Onu da belleğimizde tutuyoruz. Dolayısıyla bakın her parti için söylemde, özellikle muhalefet partileri için söylemde, iktidar partileri için de hem söylemde hem uygulamada bir omurga olması lazım. Yani bunu böyle günlük politikalara ve günlük söylemlere eğer özne haline dönüştürürseniz, o zaman kendi programlarınızı da önemsemediğinizi, hatta onları değersiz kıldığını da hatırda tutmak lazım gelir. Bunu bir kere bir yere koyalım. Altılı masaya dönecek olursak,
Evet, bu partilerin sadece Cumhurbaşkanı adayı belirleme anlamında değil, kamuoyuna neler vaat edecekleri, altılı çerçevede neler vaat edecekleri, dış ve güvenlik politikası dahil, sosyal politikalar dahil, kadın politikası dahil, ekonomi dahil, her neyse, tabii ki bir yol haritası ortaya koymaları lazım. Ve bunun da somut hedeflerden oluşması gerekir. Şimdi bu hedefleri nasıl bağdaştıracaklar? Ben de çok merak ediyorum. Çünkü programlarına baktığımızda o ayrışmaları nasıl ortadan kaldıracaklar? Geçmişten gelen ideolojik bagajlarını açıp nasıl bir araya getirecekler diğer bagajlarla? Tabii bu bir siyasi maharet işidir. Bunu da sergilemelerini biz vatandaşlar olarak kendilerinden bekliyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu, Kasım ayını bekleyin dedi. Kasım ayında bir şey geliyor. Kasım ayında o gelen her neyse gelsin, biz de okuyalım. Belki sizinle tekrar bir program yaparız ve evet, onun da üzerinden ayrıca geçeriz diyeceğim ama yeni bir başlık açmak istiyorum. O da F-16'ların güncellenmesi, yenilenmesi veya yeni F-16 alımıyla ilgili. F-16 Viper tipi, yani en son gelişmiş, en son versiyon 4.5. nesil artı bizde bulunan 80 F-16'ya da modernizasyon kiti temin edilmesi. Proje bu. Evet. Şimdi bununla ilgili Amerikan Kongresi'nden bir onay alınması gerekiyor ki bütün savunma harcamalarında Amerika'nın zaten izlediği standart uygulama bu. Fakat Senatör Bob Menendez, ben hep nükteyle söylüyorum Türkiye'ye fazla sevgisi olan bir senatör diye. Fakat Senatör Bob Menendez'in bu modernizasyon konusunda da dahil olmak üzere onun onaylanması için gelen işte bütçe kaleminde iki tane koşulu vardı. Şimdi o iki koşulu geri aldı. Ben de Washington'dayken hani kendi kaynaklarımla temas ettiğimde şöyle iki şey duydum. Bir, yaklaşık 3 hafta oluyor şimdi. MİT Başkanı Hakan Fidan, AKP Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala Washington'a bir ziyarette bulunmuşlar ve temaslarda bulunmuşlar. Şimdi o temasların ardından ya onlarla ilgili ya onlardan bağımsız, bunu hani ben de çok ayrıştıramadım kaynaklarımdan gelen bilgiyle doğru orantılı olarak. Ve fakat Bob Menendez'e Beyaz Saray'dan, Amerikan Dışişleri'nden ve Pentagon'dan telefon trafiği veya işte neyse bir baskı trafiği uygulanmış. Ve bu baskıdan sonra o iki koşulunu geri çekmiş. Bu koşullardan bir tanesi bu F-16'ların hiçbir şekilde Ege'de uçurulmaması, Yunanistan'a karşı kullanılmamasıydı. Keza iki NATO üyesi ülke, hani orası nasıl oluyor? Belki onu da toparlarsınız. Ama bunu söyleyen, aktaran kişi bana artı bir de bir şey daha söyledi. Tülin dedi, bu bütüne baktığın zaman olana, bu Türkiye-Amerika ilişkilerinden daha ziyade iki büyük gücün mücadelesi arasında. Peki, şimdi çok özür diliyorum. Bu soruyu bir sonraki sohbetimizde soracağız. İyi Parti...